Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emek Ev Yemekleri Şemse. Bugün nefis bir su böreği tarifiyle geldim. Yapımı oldukça basit. Böyle yaparken keyif alacağınız bir su böreği tarifi. Bakın gerçekten videoda da gördüğünüz gibi yırtılmadı kesinlikle. Açarken de hiç zorlanmadım. Pişirirken de kesinlikle zorlanmayacağınız nefis bir su böreği tarifi. Üzerinde de böyle çıtır çıtır baklava yufkası olacak. Nefis bir börek. Adana usulü çıtır baklava yufkalı su böreği tarifi isteyenler videomu başından sonuna kadar mutlaka izlesin. Bu tarifi de mutlaka deneyin. Sadece 3 yumurta ile hazırladım hamurunu. Böyle bir tepsi su böreği elde ettim. 7 yufkadan böyle bir tepsi dolusu su böreği. Bakın gerçekten çıtır çıtır oldu böreğim. Baklava yufkası kullanmak istemezseniz tabii ki kullanmayabilirsiniz. Ama ben baklava yufkasıyla sizlere göstermek istedim. Özellikle böyle Adana usulü çıtır böreği, çıtır su böreği sevenlerin vazgeçemeyeceği bir tarif olacak. Katları da bakın nasıl güzel ayrılıyor. Kesinlikle hamur hamur bir tarif olmadı. Yapış yapış olmadı. Ne açarken zorlanırsınız ne de pişirirken. Tarifim garantili bir tarif. Mutlaka deneyin. Evet, şimdi 3 yumurtam var. 3 büyük boy yumurtama şöyle 1 çay kaşığı tuz ekledim. Yoğurma kabıma alıyorum. Yumurtalarımı şöyle güzelce çırptım. Yani köpürene kadar değil ama şöyle güzelce karıştıralım. Evet, şimdi unumu ekliyorum arkadaşlar. Unumun ölçüsü de 1,5 su bardağından biraz fazla un ekledim. Böyle su böreği hamuru ilk etapta yoğurulurken yapış yapış olur. Siz yapıştığı için daha fazla un eklerseniz çok sert bir hamur elde edersiniz. Yapışması hamurun yumuşak olduğu yanılgısına düşürmesin sizi. Yumurtadan kaynaklı yapış yapış bir hamur oluyor. Kesinlikle daha fazla un ekleyip şey yapmayın. Elinizi hafif yağa batırırsanız hamurdan kurtarırsınız elinizi ve yoğurdukça zaten toparlıyor kendini. Verdiğim ölçü net ölçüdür. Kesinlikle ununu arttırıp yani hamur cıvık deyip ununu arttırmayın. Tam ölçülü bir tariftir. Elinizi kurtarmak için hafif yağa batırabilirsiniz. Evet, sadece yumurta ve tuza unumuzu ekledik. Güzelce yoğuruyoruz arkadaşlar. Özleştirilerek hazırlanan hamurlar tekniğiyle hazırlanıyor su böreği. O yüzden çok güzel yoğurmanız gerekiyor. Ve bakın bezemi dinlendirdim. Şimdi 7 eşit bezeye ayıracağım. Güzelce bezeleyelim. Evet, şimdi bezeledikten sonra hamurlarımızı en az şöyle bir yarım saat dinlendirelim. Ben hamurlarımı dinlendirdim, o aşamayı videolamamışım. Güzelce dinlendikten sonra bezelerimi açmaya başlıyorum. İnanın kaymak gibi açılıyor. Yani ben öyle çok hamur açması ustası biri değilim ama bu böreği açarken keyif alıyorum. Gerçekten hamuru oklavanın altında kayıyor diyebilirim. Evet, güzelce açalım. Evet, güzelce açalım yufkalarımızı. Tabii ki bir baklava hamuru kadar ince bir hamur istemiyoruz. Ama en azından üzerine serdiğimiz bezin ya da işte silpatın desenini gösterecek incelikte olmalı. Evet, şimdi ikinci yufkamı açıyorum. Daha önce de belirttiğim gibi hamurunuzu yoğurduktan sonra bir 15 dakika kadar dinlendirin. Sonrasında bezeleyin. Bezeledikten sonra da bir yarım saat kadar dinlendirirseniz çok güzel, çok basit, çok kolay açılacaktır yufkalarınız. Elinizin altında kayacaktır. İnanın ben öyle çok hamur açma konusunda çok iyi değilimdir ama bu hamur çok rahat açılıyor. Ve pişirdiğiniz zaman da kesinlikle yırtılmıyor.
7 adet yufka elde ettim bu şekilde. Tepsinizin tavanızın büyüklüğüne göre açın yufkalarınızı. Evet. Şimdi bu yufkam diğerlerine göre biraz daha büyük oldu. O yüzden bu şekilde katlayıp tepsimin tabanına yerleştireceğim. Böyle bir bezin üzerine temiz bir bezin üzerine dizip bekletin, biraz kurusun. Ondan sonra haşlayın. Şimdi tavama yağımı aldım. Şöyle arkadaşlar yarım çay bardağı kadar sıvı yağ, 2 yemek kaşığı dolusu da tereyağı kullandım. Tamamen tereyağı da kullanabilirsiniz. Evet, ben böyle bir teflon tavada pişirdim böreğimi. Fırında da pişirebilirsiniz. Ben ocağın üzerinde pişiriyorum. En alttaki yufkamı pişirmiyorum. En büyük yufkamı en alta ayırdım ki kenarlarını da böyle güzelce kapatabileyim. Şöyle kenarlarını hafif yağlayın ki yufka kenarlara yapışsın. Evet, haşlama için suyumu ocağa aldım, kaynatıyorum. Bu şekilde yufkamı da yağlıyorum. Evet, ilk yufkamı suya attım. Suyuma tuz da ekledim. Böyle kevgirle hafif hafif yufkanızı düzeltin ki yapışmasın birbirine. İyice kaynamış olmalı suyunu. Soğuk suya atmayın. Atarsanız yapışacaktır, parçalanacaktır hamurunuz. Evet, bakın gördüğünüz gibi hiçbir şekilde parçalanma olmadı. Direkt soğuk suyun içine atıyorum. Buzdolabında biraz beklettim ben suyumu. Evet. Bakın kesinlikle bir yapışma falan olmadı. Çok güzel açıldı. Çok güzel pişti. Soğuk suda bu şekilde güzelce elimle suyunu, fazla suyunu sıkıyorum. Böyle bir süzgeci ters çevirdim. Üzerine yerleştiriyorum yufkamı. Evet, şimdi ikinci yufkamı da aynı şekilde haşlıyorum. Evet. Yine soğuk suyuma aldım yufkamı. Bakın hiçbir şekilde yırtılma olmadı. Evet, yine güzelce suyunu süzdürüyorum. Ve yine süzgecimin üzerine yayıyorum yufkalarımı. Bir süre beklettikten sonra tepsime alıyorum yufkamı. İlk yufkamı yerleştirdim. Üzerini yağlıyorum. Her tarafını güzelce yağladım. Şimdi ikinci yufkamı da üzerine açıyorum. İyice süzdürün ki yapış yapış olmasın, hamur hamur olmasın böreğiniz. Bu şekilde büzdürerek, çünkü hamurunuz pişirince büyüyecektir arkadaşlar. Siz tepsi büyüklüğünde açsanız bile hamurunuz piştiği zaman büyüyecektir. Evet, şimdi ben dil peyniri ve künefelik peynir kullandım arkadaşlar. Ama beyaz peynir ve maydanozla da yapabilirsiniz. Böyle Adana usulü eriyen peynirli su böreği yapmak istedim. Evet, son yufkamı da yerleştiriyorum. Evet, güzelce yerleştirelim. Şimdi artık yufkalarımı tamamen dizdim. 7 adet yufkamı. Evet, baklava yufkamı tepsimin büyüklüğünde kesiyorum. 4 adet baklava yufkası kullandım son katı için. Yine tereyağımı sürüyorum. Üzerine baklava yufkamı yerleştiriyorum. Yine yağlıyorum. Evet.
Her katını yağlayalım. 4 adet yufka kullandım, baklavalık yufka. Dediğim gibi baklavalık yufka kullanmak istemezseniz son katını da haşlamayıp üzerini kapatın böreğinizin. İster fırında ister ocakta pişirin. Ben ocakta pişirdim ama baklavalık yufka ile yapacaksanız fırında pişirebilirsiniz. Daha pratik olur. Ben ocağın üzerinde pişirdim ama fırında pişirmek daha mantıklı diye düşünüyorum. Evet, böyle çevire çevire orta hararetli ateşte çevire çevire pişiriyorum. Her tarafın eşit pişmesi için sürekli çevirin arkadaşlar. Evet, bakın artık alttan oynamaya başladı. Şimdi ters çevireceğim. Evet, güzelce pişti. Kesinlikle yanmadı arkadaşlar. Böyle görüntü olarak size yanmış gibi gözükebilir ama kesinlikle yanmadı. Bakın çok da güzel tavaya yerleşti. Şimdi alt tarafını da pişiriyorum. Baklavalık yufka tarafı şimdi alta geldi. Zaten başka bir tepside servis yapacağım için baklavalık yufkalı kısmı tekrardan üste gelecek. Bakın güzelce oynamaya başladı yerinden. Alt kısmı da yavaş yavaş pişti. Şimdi artık ters çevirdim ve tavadan alıyorum böreğimi. Gerçekten nefis, çıtır çıtır bir börek oldu. Sesi, böyle bir sese kulak verin. Şu çıtırtıya bir kulak verin. Bol yağlı. Nefis bir su böreği yaptım arkadaşlar baklavalık yufka ile. Tarifimi mutlaka deneyin. Baklavalık yufka kullanmak istemeseniz de dediğim gibi son katını haşlamadan normal su böreği yapabilirsiniz. Evet, gerçekten nefis oldu. Peynirim de böyle güzelce sündü. Künefelik peynirim arasında. Kesinlikle hamur hamur olmadı arkadaşlar. Evet. Şöyle katlarını size göstermek istiyorum. Böyle peyniri sünen, baklavalık çıtır yufkalı, Adana usulü su böreği yapmak istiyorsanız siz de bu tarifimi mutlaka deneyin. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar mutlaka. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.